Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgenlerin sonundaki varın bir testlerinden test 2'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC ve DF birer eşkenar üçgenmiş. Arkadaşlar eşkenar üçgense buradaki kenar bütün açılar kaçar derecedir? 60'ar derecedir. 60'ları yazdık. Hocam bu da aynı şekilde 60'ları yazdım böyle. E ne çıktı hocam burada? Burada da bir eşkenar üçgen çıktı 60. Yani diğer kenarlarda x mi oldu? Evet. E hocam bunun bir kenarı 14. Burası da 14 olacak. Buraya 14 eksi x kaldı. Hocam bunun bir kenarı 8. Burası da 8 olacak. 8 eksi x kaldı. E başka bir şey verilmiş mi? Soruda takıldım. Takıldığım zaman ne yapıyorum? Hop soruyu okuyorum. Okuduğumda bf'nin 16 olduğunu biliyoruz. Biz e o zaman olay bitti. 14 eksi x artı x artı 8 eksi x kaç yapacak? 16 yapacak. Hocam x'ler gitti. 22 eksi x eşittir 16 ise x buradan kaç geliyor arkadaşlar? 6 mı geliyor? Evet cevabımız böylelikle edremit oldu. Şekil 1'de dik yamuk biçimindeki iki demir levhanın birleşiminden oluşan marangoz gönyesi L cetveli veriliyor. L cetveli verilmiş. Burası 15 burası 20. Hocam burası da 15 burası da 20 mi? Evet. Şurası 90 derece mi? Aynen öyle. 15-20 ne üçgeni? 25 üçgeni. Bizden ne isteniyor? K noktasının zemini olan uzaklığı isteniyor. Arkadaşlar şu uzunluk isteniyor. H diyecek olursak. Şimdi bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse alandan gidin. Bakın arkadaşlar şuradaki üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2 değil mi? Dik kenarlar çarpının yarısı. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Yani 25 çarpı h bölü 2 değil mi? Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. 5'e böl 5'e böl 5 3. 5'e böl 5'e böl 1 4. E Buradan h ne geldi arkadaşlar? 12 geldi. O zaman cevabımız akçay oldu. Paralellikler verilmiş bize böyle böyle böyle. x 110, 130 verilmiş. Başka bir şey verilmiş mi arkadaşlar? cdx nedir diye soruluyor. Arkadaşlar paralellikler gördüğümüz zaman üçgende düşünecek olursak bizim yapacağımız hamle ne oluyordu? Başka bir de oran verilmiş. Burası k iken burası 3k verilmiş. fb uzunluğu k iken burası 3k verilmiş gençler. Onu da yazdık. Paralelikler olunca aklımıza ne geliyor? Temel orantı geliyor tabii ki. Temel orantı oluşturalım hocam ya da kelebek. Ee, burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Yukarı doğru tamamlayan arkadaşlarınız olabilir. Sıkıntı değil. Şuradaki temel orantılardan şuradaki oranlamayı bulabilirsiniz. Buradaki oranlamayı bulduktan sonra da şu bölü şu x bölü 110 diyebilirsiniz. Ya da daha da kolayı nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şunlar paralel değil mi arkadaşım? Bunların hepsi birbirine paralel. Temel orantıyı hop şu şekilde oluşturabiliriz. Bir paraya kenar çizerek. Yamuk konusunda bunu daha iyi bir şekilde yapacaksınız tabii ki. Hocam x iken burası da x burası da x diyebiliriz ama x'e en son gidelim isterseniz mi? Yok. Burası x burası x. O zaman burası hocam 110-x yaptı. Burası da 130-x yaptı. E ne yapacağız şimdi? Şunun tamamının oranı. 3k'nın 4k'ya oranı eşittir. 110-x bölü. 110-x bölü 130-x dersek. K'lar nana yoldu. İşler dışlar yapalım. Şunu da şunu çarpma. 390 eksi 3 x eşittir. Bunu bunun, bunun çarpımı. 440 eksi 4 x yaptı. Eksi 4 x'i buraya attığımız an artı 4 x yaptı. 4 x eksi 3 x eşittir. 440 eksi 390 oldu. Buradan x geldi. Buradan da ne geldi? 50 geldi. Evet x'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 50. Yani cevabımız edremit oldu. Şekil 1'deki ABC dik üçgeni şeklindeki gönye 30 derece ve şekil 2'deki DF x kenar dik üçgen şeklindeki gönye veriliyor. Evet arkadaşlar C açısı 30 yani bu 30 60 90 üçgeni bu da 45 45 90 üçgeni mi? Evet. Sonra yan tarafa geçelim. Burası 30 60 90 diye yazalım. Kırmızı pek gözükmüyor mavi ile yazalım. Şurası 30 60 90 üçgeni ve bu da 45 45 90 üçgeni olarak verilmiş arkadaşlar. 45 Burası 90. Burada kaçında tamamı 45 derece arkadaşım. Peki, ABC dik üçgeni ve DFPX kenar dik üçgeni şekil 3'teki gibi yapıştırılıyor. DP ile PB birbirine eşit verilmiş. Hocam, şu parça ile şu parça birbirine eşit verilmiş ve ABX nedir diye soruluyor. Hmm. Gençler, burada DE uzunluğunu 2 kök altı vermişler mi vermişler? Aslında ben bu soruyu şöyle bulabilirim arkadaşlar. Nasıl bulabilirim? Şimdi. Alan konusundayız ya alanla çözeyim ama ilk önce bir alansız çözeyim isterseniz. Ne yapayım? E hocam burada şöyle bir dik çizilmiş. Şu 2.46'yı biliyorum. Şuradan da bir dik çizsem bak 60'ın mantığında kullanırım. Şurada bir kelebek çıktı mı çıktı. Kelebeklik oran birebir 2 kök 6 ise burası direkt 2 kök 6'tır. 60'ı karşı 2 kök 6 ise 30'u karşı da 2 kök 6 bölü kök 3'ten 2 kök 2'dir. 30'un karşısı 2 iki kök 2 ise çünkü 60 ya burası da 30 yapar. 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı 4 kök der. Ve alansız bir şekilde çok rahat bir şekilde bulurum. Ama alan konusundayız ya şimdi. Tamam alandan çözeyim isterseniz. Tabii ki bu en kolay yol arkadaşlar. Bakar bakmaz o aklıma geldi şimdi. Peki ben bunların eşitliğini nasıl kullanmalıyım hocam? Ve alan da kullanacağım. Ha, o zaman çift çizdeki, Ya alan konusu değil de alan konusu içinde olmasaydı tabii ki ben öyle çözerdim. Şu an alan konusundayız. Şuraya A diyecek olursam burada kalan da A mıdır? Evet. Hocam şuradaki üçgen ve şuradaki üçgendeki alanları yazdık. İki üçgende şuradaki kenar ortak değil mi? Yani şuraya y diyecek olursak sinüs alan formülünden sonuca gideriz. Buraya da iki kök altı vermişler. İki kök altı, iki kök altı burası da iki kök altının kök katı e, dört kök üç mü yapıyor? Aynen öyle. O zaman ne diyeceğiz gençler? Şurada e, şu a alanı neye eşit arkadaşlar? A alanı şurada görünmedi. Şuraya yazacağım. A alanı neye eşit? Hocam şuradaki a alanı 4 kökü çarpı y çarpı 4 kökü çarpı y çarpı sinüs 45 bölü 2 eşit. Aynı zamanda a neye eşit. Bak x çarpı y çarpı sinüs 60 bölü 2 eşit. x çarpı y çarpı sinüs 60 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitsin. Y'ler gitsin. Ondan sonra acaba buradaki başka ne var arkadaşlar? Y'ler gitti. 4 kökü çarpı sinüs 45 yani 4 kökü çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2 eşittir x çarpı sinüs 60. Sinüs 60 arkadaşlar nedir? Kök 3 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler de burada gitsin. Kök 3'ler de gitsin. x de buradan neye eşit oldu? 4 kök 2'ye eşit oldu. Evet cevabımız böyle de yine denizli çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar açı ortay burası. Burası da açı ortay. Burası ne oldu? Açı ortayların kesim noktası oldu. E, bir üçüncü köşeden de gelen ne olacaktır? bak bu doğrusal demiyorum. Bir üçüncü köşeden gelen de açıortay olmak zorunda hocam. Çünkü açıortayların kesim noktası. Açıortayların kesim noktası olduğunda böyle üçüncü köşeden gelmesini de düşünün arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız hocam? E açıortay kola dik çizilmiş. E burada ne yaptıysa sen de onu yap. Burada kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir değil mi? Bak doğrusal değil bak yine bu bununla bu. O yüzden biraz böyle yampiri çizdim. Açıortayda kollara kola bir dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim o zaman. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. E ayrılıkları yerler de eşit. 7 ise burası 7. Buraya ne kaldı arkadaşım? 5 yok. 6 mı kaldı? Evet 6 kaldı. E hocam burada açı ortay. Açı ortay. Kollara çizilen dikmeler burada da eşit. Hop şurada da dik çizecek olursam şöyle. Ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Buraya 4 kaldı. Bakın bu da açı ortay. Kollara çizilen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit. Yani burası da 6. Toplamda burası kaç yaptı? 10 yaptı. Yani böylelikle x'i kaç bulduk arkadaşlar? 10. Dolayısıyla cevabımız denizli oldu. Bir duvara yerden yüksekleri aynı olacak şekilde 10 santimetre arayla 5 askı yerleştirmiştir. Evet 10 santimetre aralıklar varmış arkadaşlar. O zaman burası don, burası doğum hatta burası doğum. Tamam. Leyla uzun kenarı 20 santimetre olan ve uzun kenarın uç noktalarını birleştiren bir kol askısına sahip dikdörtgen biçimindeki özdeş iki çantasını bu askılıklara şekildeki gibi asmış. Arkadaşlar özdeş bunlar çanta değil mi? Evet. Özdeş çantalar olduğu için şu kenarları her ikisinde de aynı mıdır? Aynıdır. İpleri her ikisinde de aynı mıdır? Aynıdır. Özdeş şekiller kullandığınız zaman oradaki uzunlukların birbirine eşit olmasını sorularda biz kullanacağız arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Peki burası 50 santimetre yani burası 20, şurası 20 santimetre olarak verilmiş. Burası da 20 santimetre. Zaten 10-10-20 o zaman burası da bir dikdörtgen şekli oluştu. Bu da zemine dik olacak o zaman değil mi arkadaşlar? Evet. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Devamını okuyalım sorunun. Bu durumda Leyla çantalarının yerden yüksekliğini 50 ve 58 santimetre olarak ölçüyor. Buna göre çantalardan birinin kol az olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada önemli olan nedir? İplerin uzunluklarının da birbirine eşit olması. Yani ben şuraya aa a dersem ipin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? Çanta ipinin uzunluğu Hocam ipin uzunluğu 2A artı 20 yaptı. E hocam bu şekilde astığında bu zemine paralel bir şekilde duruyorsa o zaman bunlar birbirine eşittir. Ve bu ipin uzunluğu 2A artı 20 olduğuna göre bunlar ne olacaktır? A artı 10, A artı 10 olacaktır arkadaşlar. Peki ne yapacağız arkadaşlar burada? Burada yapacağımız şey şu. Arkadaşlar çok karşılaşıyoruz ve ÖSYM'nin benzeri bir sorusu arkadaşlar bu böyle çivili sorularda, duvara bir şey asma sorularında en önemli olan şeyler nedir biliyor musunuz? Tabii ki ipin uzunluğu burada önemliydi ama her iki şekilde de bakın eş yapıları kullandık. Her iki şekilde de buradaki çiviler aynı hizada değil mi? İşte buna dikkat edeceksiniz. Çivilerin zemine olan uzaklıkları nedir arkadaşlar? Aynıdır. E o zaman hocam ben şuraya bir y diyecek olursam. Hocam çantanın bu kenarda y olduğuna göre 50 artı y artı şurası h diyeyim buna 50 artı y artı h y artı h neye eşit olmak zorunda 58 artı y artı a'ya 58 artı y artı a'ya eşit olmak zorunda e o zaman ne oldu arkadaşlar y'ler nanay mı oldu evet h da buradan 8 artı a'ya mı eşit oldu aynen öyle e olay bitti arkadaşlar h dediğim 8 artı a oldu 8 artı a Burası da dik ya. Hocam x kenarda çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böldü. 10 10. Yani şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bu dik üçgene bak bakalım şimdi ne var kardeşim burada. Bir kenar a artı 10. Bir kenar a artı 8. Bir kenar da 10. Şimdi dik kenarı 10 olan bir üçgen. Normalde şöyle yapmanız lazım arkadaşlar. A artı 10'un karesi biz anormal bir insan olduğumuz için anormal bir şekilde şey yapacağız. A artı 8'in karesi artı 10'un karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı bulacağız. Ama hisset kardeşim. 10 varsa bir kenarda. Bir kenarı 10 olan nedir? Hocam 6, 8, 10. Hayır. Hipotenüs 10 olursa 6, 8, 10 gelir aklıma. Dik kenarda 10 demek. Öyle bir özel üçgen yok. Dik kenarda 10 demek. Aslında bu 10'un e, 5'in 2 katı değil mi? Dik kenarda 5 demek ne demek? 5, 12, 13 üçgeni. O zaman acaba bu üçgen 5, 12, 13 üçgeni mi diye düşüneceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Şurada göstereyim isterseniz arkadaşım. Şurayı C terl C, C V yaptık. Şurada göstereyim isterseniz arkadaşlar. Evet şöyle bir şey yaptık. Burayı ne bulduk arkadaşlar? Bakın şurası 10. Acaba burası 5'in 2 katı. Burası 12'nin 2 katı. Burası da 13'ün 2 katı mı diye düşünüyorum. Burası 26 olması için A yerine kaç yazarız? 16. A yerine 16 yazdığımızda 16 artı 8 24 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Sen de buradan işlem yapsan A'yı zaten 16 bulursun. Ama cevap 16 değil. Bu çantalardan birinin kol askılığının uzunluğu isteniyor. Kol askılığı dediğimiz yer ip de arkadaşlar. İp de 2A artı 20'ye eşitti. Biz A'yı da 16 bulduğumuza göre yani 2 çarpı 16 32 artı 20'den cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 52 çıkar. Yani cevap Edremit oldu. Tabi sen burada aç kardeşim yine 16'yı bulacaksın. Sıkıntı yok da ben işlem kalabalığına uğraşmak istemediğim için bu şekilde kenarlar olduğu zaman böyle hissiyat maneviyat olayı yapıyorum. Sallama değil ha dikkat edin tamam mı? Cevabı Zedremit gençler. Aşağıdaki şekilde trafik ışığı ve tabela çelik halat ile dengededir. Tamam alfaya 2 alfa verilmiş 24 40 verilmiş. Öncelikle 24 ve 40'ı şey yapalım mı şuradaki uzunluğu bulabilir miyiz buluruz. Hocam burası 8'in 3 katı. Burası 8'in 5 katı. O zaman burası da 8'in 4 katı. Yani kaç yapar? 32 yapar. Alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kurmam lazım benim. Hocam Z'den dolayı burası da alfa. Z'den dolayı da burası da 2 alfa yapar mı? Yapar. Alfa'yı 2 alfa gördüğümüzde ne yapıyorduk? Özel bir durum böyle ince bir durum vardı. Ne yapıyorduk? Hatta böyle özel üçgenlerdeki son çaremizdi. Küçük açıya ait x kenar oluşturma yapıyorduk değil mi? Hocam şuradan küçük açıya ait bir x kenar oluşturacak olursam. Şuradan bir alfa derece çekecek olursam. Alfa alfa oluşturduğum. Yani burada ne çıktı arkadaşlar? Şöyle bir x kenar çıktı mı? Çıktı. Hocam 2 iç açın toplam bir dış açıdan. Burası iki alfa oldu. A iki alfa 2 alfa x kenar yamuk hocam. X ise burası x diyebilirsiniz ama daha öğrenmedik diyenlere şu gelsin. Hocam buradan bir dik çizsem burası da 24 değil mi? E buradan da bir dik çizsem burası da 24 değil mi? A hocam 2 alfa 90 ve şuradaki nokta açısı 2 alfa 90 ve buradaki nokta açısı 2 üçgen eş üçgen oldu mu? Oldu. Çünkü 2 alfanın karşısı 24, 2 alfanın karşısı 24 olduğundan dolayı. E madem iki üçgen benzer oldu arkadaşlar. Burada 90'ın karşısı x ise burada da 90'ın karşısı x midir? Evet. E hocam burası da x mi? Evet. E sonra burada ne çıktı? Bak iyi ki de bu dikmeleri de çizmişiz. Burada ne çıktı arkadaşlar? Tamam 32 değil mi bunun? Evet. O yüzden bunun da tamamı 32 olacak. Buraya 32 eksi x kaldı. Pisagor x'in karesi eşittir. 32 eksi x'in karesi artı artı 24'ün karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlemle x'i bulacağız. A bence gerek yok. 24 var. Büyük ihtimalle üçgeni 7, 24, 25. X yerine 25 koyarsan burası 7 oluyor mu? Oluyor. Yani x buradan ne çıktı arkadaşlar? 25 çıkmış oldu. Yani cevap Akçay Şekil 1'deki ABC üçgeni biçiminde kağıt C köşesinden tutulup B köşesiyle birleşene kadar üçgen katlandığında. Evet ben bunu böyle birleştirmişim. C kadar gelmiş arkadaşlar. C kadar gelmişse üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta burası nedir arkadaşlar? X kenarda çizilen kenar ortay olduğu için yüksekliktir ve bu açı ortaydır. Sonra ne olmuş? Şekil 2. Kağıdı tekrar açıp iz yerine kalemle çizdiğimizde. Evet bu iz ne oldu arkadaşlar? Kesinlikle burası dik ve kenar ortay oldu mu arkadaşım? Oldu. Aynı hamle ediliyor. Diğer köşeler içinde yapacaksak. Evet diğer köşeler içinde aynı hamleleri yapacak olursak arkadaşlar. Yani ben bunu gelip buraya getirdiğim zaman. O zaman bu doğru boyunca yani bu A noktası bu doğru boyunca şaşmıyorsa. Ve A noktası C'ye geliyorsa yine bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Ve burası dik olmak zorunda. O zaman kaç çizgimiz ne oldu? Şu oldu. A hocam aynı şekilde AB içinde yapabiliriz. ABD'de de kenar orta şurası olmak zorunda arkadaşlar. Şöyle, şunlar katizi şu şekilde olmak zorunda. E ne oldu. Aslında bizden ne isteniyor? Katizi dik tabanı keş parçaya böldü. Katizi dik tabanı keş parçaya böldü. Katizi dik tabanı keş parçaya böldü. Yani bir üçgendeki bu katizleri ne oluyor arkadaşlar? Mesela bir tanesi bu, bir tanesi kenar orta dikmesi. Bu, bir tanesi de kenar orta dikmesi. Bu oldu arkadaşlar. Yani buraları ne oldu? Bu kat izlerinin kesim noktası ne oluyor arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit arkadaşlar. Kenar orta dikme merkezi oldu. Bu kat izlerinin kestiği yer. Hatta bu böyle devam ediyor. Bu böyle devam ediyor da nereye devam ettiği önemli değil. Arkadaşlar kenar orta dikme merkezini arayacağım. Var mı? Vallahi yok. Ne yapacağız hocam? Aslında bir üçgende kenar orta dikme merkezi. Bakın bu orta dik. o Bu orta dik. Bu orta dik olursa. Bunun diğer bir adı vardı aslında. Konu anlatımlarında da hep anlatırız. Bunun diğer adı nedir arkadaşlar? Çevrel çemberin merkezidir. Niye? Hocam dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklına x kenar geldi. Şunlar birbirine eşit. E, hemen eşitliği yazalım şöyle. Hoppala. Hocam aynı şekilde dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Aklımıza x kenar geldi. Bak şurası doğrusal demiyorum. Dikkat. Hocam şununla da şu birbirine eşit. A, üçgen içindeki bir nokta köşelere eşit uzanlıkta. İşte biz buna ne diyoruz? Çevrel çemberin merkezi diyoruz. Yani bir kere daha söyleyeyim şunu. Kenar orta dikme merkezi aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Cevabımız böylelikle akçay oldu. G noktası abc dik üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde 90 derecede varsa olmazsa olmazımız ne? Evet aynen öyle. Aynen öyle. Hocam muhteşem işte. Ağırlık merkezini kullanacağız. Hop çizdik. Hemen ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şurası eşit. Şurası eşit. Yani şu eşit şu eşitse burası da eşit olacağından muhteşem üçlü sağlandı. E ne yapalım hocam burada? Öncelikle şurada da şey var. Bak 14 artı x bölü 2 ile uğraşmayalım isterseniz. Hocam 30 sabah x kenardan dolayı burası da 30. 2 iç açın toplamı bir dış açıdan burası 60 oldu. E o zaman burası da 30 oldu. Şurası 90 derece olduğunda. Başlayalım burada. 30'un karşısına a dersem 90'ın karşısı 2a'dır. Hocam ağırlık merkezinden dolayı bir iki e oran vardır. 2a ise burası 4a'dır. E hocam 6a ise burası da 6a. Burası da 6a. Hatta buraya ne kaldı arkadaşlar? 5a kaldı. A Burası A burası 6A. BH uzunluğu 7A 14 verilmiş bize. A'yı buradan kaç buluruz? 2. Bizden ne isteniyor? x yani 5a isteniyor. a'yı 2 bulduysan cevabında kaç yapar? 10 yapar. Yani sorumuzun cevabı denizli oldu. Yukarıda verilenlere göre ABX b, x kaç santimetredir? Arkadaşlar soruya bakıyorum şöyle. Ben bu soruyu aslında iki farklı şekilde çözebilirim. Nasıl? Şu 30 ile 45'lerin mantığını kullanarak isteyen böyle kullansın. Hocam şuradan dik çizerek kullanabilirim ben bunu. Dik çizdiğim zaman 30'un karşısı A ise hocam burası 2A yapar. 45 45 90 üçgeninde hocam burası da A burası da A kök oldu. E hocam 2A'ya A, A kök bulduk. Sonrasında ne yapacağız? E açılar verilmiş sana açılara dal o zaman. E zaten sıkıştığın zaman o yok bu yok şu yoksa büyük ihtimalle ne vardır? Benzerlik vardır. Benzerlik içinden ilk ne yapıyorduk? Açıya dalıyorduk. Hemen açıya dalalım. Hocam alfa şuraya bir beta dersem A ters açıdan burası da beta. E, alfa beta 3. açı çift çizgi dersem alfa beta 3. açı çift çizgi yani şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Benzerliği kullanalım. Alfanın karşısı a kök 2 bölü alfanın karşısı 2a eşittir. Betanın karşısındaki 2 kök 2 bölü betanın karşısındaki x'lerim ve buradan kök 2'ler gider arkadaşlar a'lar gider. x de buradan ne gelir? 4 gelir. Birinci çözüm yöntemi bu. Sen buradaki 45 ile 30 mantığını şu şekilde dik çizerek kullandığın zaman cevabı bu şekilde bulursun. Peki farklı bir çözüm yöntemi yapayım arkadaşlar. Şunu yine sileyim. Hocam ben buradaki 30'un e, mantığını kullanmak istiyorum diyenler. Belki şöyle dik çizebilir. Hocam buradan dik değil de şuradan dik çizsem içeri düşmüyor sadece. Geniş açılı olduğundan dışarıya düşebilir, değil mi? E tamam düşsün. Dışarıya düştü. Eyvallah. Hocam burada 45'in mantığını kullanmak istiyorum diyenler de buradan şöyle dik yerine buradan böyle çizebilir. E tamam bitti. Bak 45 45 90 üçgeni arkadaşlar şurası. E burası da 30 90 burası da 60 üçgeni. Şu üçgen 30 60 90 üçgeni hemen şurada şey yapalım arkadaşlar. 30 60 90'dan başlayalım. Genelde zaten hep 30 60 90'dan başlarız. Bakın burada 30'un karşısına e, A dersem 90'ın karşısı 2 A'dır. E hocam bu da 45 45 90 üçgeni. E, 2 A ise kök 2'ye böleceğiz. Kök 2 A'ya kök 2 A gelir arkadaşlar burası. Bak Hocam 90 da var, alfa var, alfa var. Alfa 90'sa burası beta, alfa 90'sa burası beta. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. E o zaman alfa'nın karşısı kök 2, a'nın alfa'nın karşısı a'ya oranı eşittir 90'ın karşısı var burada x'in. Buradaki 90'ın karşısı 2 kök y oranı deriz. A'lar gider. Direkt bunda bunu çarpma. X buradan kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı yapar. Yine ne yapar? Cevabımız 4 yapar. Yani farklı bakış açılarını böyle sorularda da göstermeyi gerçekten çok seviyorum. Bunlar bir zaman kaybı değildir. Sizin bakış açınızı böyle geliştirmek için yaptığımız hamlelerdir arkadaşlar. Bazen dediğimiz gibi iki farklı yolla, üç farklı yolla ya da dört farklı yolla çözdüğümüz zamanlarda oluyor. Neyse, fluff fazla çok fazla uzatmayalım. Cevabımız E oldu.